Kerem, ne yapacağız şimdi? Hem nereye gideceğiz? Korkma, kurtulacağız. Buradan sonra kimse bizi ayıramayacak. Korkma hayat. Ben geliyorum şimdi. Olacağız. Artık sabaha kadar rahatız. Ama kapıyı üstümüze kilitlediler. Ne yapacağız şimdi? Onu sabah düşünürüz. Keşke o uçurumda beni yakalamasaydın Kerem. Hem bugün başımıza bunların hiçbiri gelmeyecekti. O nasıl söz hayat? Sana bir şey olsaydı. Daha ne olacak ki Kerem? Hadi. Hadi yoruldun hayatım. Uyu sen. Sabah buradan kurtulacağız. Seni kimsenin bilmediği yerlere götüreceğim. Kimse ayıramayacak bizi. Hadi hayatım. Bu günü öyle hayal ettim ki. Şurayı geçer geçmez özgürüz. Rahat ol. Şimdi sakin olacağız, akıllı olacağız, heyecanlanmayacağız, tamam mı? Tamam. Şimdi seninle oyun yapacağız böyle. Yaşlı bir teyzemizi ziyarete gelmişiz, elini öpmüşüz, geçmiş olsun demişiz, tamam mı? Gir koluma, böyle karı koca gibi, kimseye de bakma. Hani böyle gerçek gibi. Bak bir de soruyor, gir koluma. Gerçek tabii. Bebeğimiz bile var. Hadi gidelim karıcığım. Çocuklar bir cahuzak etmiş. Hoş görün oğlum. Al gideyim kasaba. Teyzeciğim bakın maalesef kızı size veremeyiz. Neymiş? Yavrum ben onun anası sayılırım.
Neye bana vermiyorsunuz kızımı? Neye devlet alıyor? Sadece ailesi alabilir. Sizin resmi olarak hiçbir bağınız yok. Ailesini de kendi istemiyor. Kızım. Madam babana müsaade var. Neye gitmiyorsun? Kadıya Hanım. Merak etmeyin. Ben kızımı hiçbir yere bırakmam. O çok üzüldü. Şimdi yorgundur. Başına bin türlü hal geldi. Kızım, hayatım, hadi bize eve gidelim. Bak, izin ver. Baban sana kendini affettirsin. Olur. Gelemem. Karnımda bu bebek varken hiç kimsenin yüzüne bakamam. Olsun. Bebeğinle gel. Hadi kuzum. Üzme babam. Ne olur hayatım. Gelmem baba. Gelemem. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Siraç. Hayırdır? Bir yerler var sende. Davana gelmedim diyeyse benim de başıma gelmeyen kalmadı Berat. Mesele o değil. Seninle bir alakası yok. Selahile Deniz'e yaptıkların. Sana yakışmadı Berat. Bana yakışan şeyler bugüne kadar hep canımı acıttı Siraç. Ne demek istiyorsun sen? Açık konuş benimle. Konuşacak bir şey yok. Ben avukata ve Zeliha'ya arkamı döndüm. Onlar benim kalleşçe yüreğimi söktüler. Berat. Sen... Ne dediğinin farkında mısın? Ben ne dediğimin farkındayım da... Asıl sen bana yapılan ihanetin farkında mısın? Thank you.
Anne. 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 Yüzüne ne oldu? Kapatmam gereken bir defter diyelim. Yüzüne kapanmış ama. Sen bir de defteri gör. Tamam o zaman. Kerem burada benimle çalışsın. Geceleri de burada kalır. Ya ben de size sıkıntı verdim ama. Bir süre böyle idare ederiz Kerem. Sonra bakarız bir çaresine. Sıraç abi. Ben hayatı oralarda bırakmam. Kürşat. Geçen bu şiirin olayıyla alakalı. Sana teşekkür edemedim de. Bir şey aklıma takıldı. Bugün öyle tamirhaneden çıkıp gittin. Şirin'i yaralı bulmuşsun sonra. Ben aslında babanı döven adam buldum. O yüzden çıktım. Sonra bizim çocuklar Şirin'i görmüşler yolda. Araba var diye haber verdiler. Ben de oraya gittim. Bir dakika, bir dakika. Babamı döven adam mı? Hı hı. Kimmiş o? Babanı dövdükleri gece çok net göremedim. Beni görünce kaçtılar. Ama sonra hayatın kaçırıldığı gün haber vermeye gelen adam. Arabasından tanıdım. Yusuf. Emin misin oğluna? Eminim. Tamam. Hoş geldin. Benim adım Elif. Ben senin oda arkadaşınım. Senin adın ne? Hayat. Hayat Bakırcı. Hayat, kız hadi kalk. Kahvaltıya gideceğiz. Aç kalırız vallahi. Böyle. 15 yaşında. Babası yaşlı bir adama satmış. Adam daha ilk günden bu hale getirmiş. Hayat.
Hadi yatalım sultan. Sen yukarı çık. O kadar güzelsin ki. Heyecandan elim ayağım dolaştı. Bana bak. Beni sarmazsan, beni öpmezsen ben nasıl erkek olabilirim? Ağlayacağına biraz hevesli ol. Devirme gözlerini. Yüzüme gözüme bak. Beni zarar gelmez burada. Biraz konuşup dertleşmek ister misin? Anlat istersen bana. Neyi? Yaşadıklarını, başına gelenleri, sonra bebeğini. Anlatabilirsin bana. Burada sana hiç kimseden zarar gelmez. Güvendesin burada. Sorunları beraber çözeceğiz. Tamam mısın? Her şey yolunda gidecek.